أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يريد الله صلاحه تعبت فيه الأقاويل فسبحان الله صحبتlerin fayda vermediği, söylemlerin fayda vermediği. Diyor eğer Allah Teala birisinin ıslah olmasını dilemiyorsa Allah ıslah. Allah ıslah etsin bizi hepimizi. Yani burada ıslah Allah Teala ıslah etmesini dilemiyor derken hiçbir şey onun iradesinin dışında değildir. Bilgisinin dışında değildir anlamındadır. Yoksa o insan isterse kendi ıslahını arzu eder, Allah da ona verir. Ama istemiyor, Allah o istemediğini bildiği için onu kendi halinde bırakıyor. O imtihanı başaramadığından dolayı onu kendisiyle baş başa bırakıyor. Yoksa burada Allah-u Teala onu ıslah etmedi ve o da ıslah olmaz değil. Kendisi ıslah olmak istemiyor, ıslah olmak istemediği bilgisi, ilmi kimin elmindedir? Allah'ın elmindedir. Allah biliyor ki o ıslah olmaz. Çünkü olmuyor. Onun için eğer Allah Teala birilerinin ıslahını arzu etmezse diyor, te'ibet fihil akavir sözler onda ne yapar? Yorulur. Ne kadar vaiz anlatırsa anlatsın, ne kadar baba anlatırsa anlatsın, ne kadar anne anlatırsa anlatsın, ne kadar oradan buradan efendim nasihatler kendilerine yapılsa yapılsın, velakin la tuhibbuna nasihin. Ayet-i kerime. Velakin sizler ancak la tuhibbuna nasihin, sizler size nasihat edenleri sevmezsiniz. Kaçarsınız, yorulursunuz. Bir diziyi 3 saat dinler, bir sohbeti yarım saat geçti mi canı sıkılır. Bu. Bir sohbettir, nasihattir. Ama onu dinler. Onu izler. Onu okur. Bir adamın gıybet dinlemesi, efendim konuşmasını yarım saat dinler. Ondan bundan bahseder. Yan siyasi, yan ticari, yan efendim komşu, yan şu, yan bu derken nefsine hoş gelen bir söylemden girer. Saatlerce konuşur, adam yorulmaz, bıkmaz. Ama ona dinini ve dünyasını anlatan, ona faydalı olan şeyleri anlat, bu da bıkar. Zoruna gider, nefsine ağır gelir. Bir bakıyorsun ki, efendim, onun için diyor ki, Allah ıslahını dilemediği insanlara söz yorulur. Söz yorulur diyor. O söz yorulur diyor. Nasihatçı yorulur diyor. Vaiz yorulur diyor. Hatta sözler diyor. Akavil. Sözler yorulur diyor. Evet. قال الله تعالى وَمَنْ يُرِيدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Allah her kim için bir imtihan dilerse hiçbir şey o imtihana mani olamaz. Hiçbir şey onu engelleyemez. Evet. Men ehrabeke minel hevan ve ma evka'ake fih. Nedir ki o seni işte rahata götüren veyahut da tehvin eden, basite götüren? Ve ma evka'ake bi. Bu basitsel olarak düşünmeye seni koyan nedir? Niye böyle basit düşünüyorsun kendini? Niye kendi değerini bilmiyorsun? Sen çok değerlisin ey insan. Evet. Duhinu nefseke ve tulqiha fi mevatin rada. Sen ne yapıyorsun? Nefsini basta alıyorsun, kendini basta alıyorsun. Eşrefül mahlukatsın. Sen mahlukların en eşrefisin ey insan. Sen yaratılan nefislerin en izzetlisisin. Neden? Tehinu nefseke ve tulqiha. Sen nefsini efendi basta alıyor ve tulqiha ve onu atıyorsun. Fi mevatirde de basit yerlere, çöplüklere. Efendim, olması gerektiği yer ilim merkezleridir. Olması gerektiği yer sohbet merkezleridir. Olması gerektiği yer efendim fayda veren ha dünya ha ahiret fayda veren yerlerdir. Bir bakıyorsun ki en faydasız yerlerdesin. En faydasız yerlerde sohbet dinliyorsun, konuşma dinliyorsun. Boş şeyleri dinliyorsun. Boş şeylerle meşgulüsün. Bunu niye yapıyorsun? Evet. O zaman kâle ba'duhum, bazı ulemalar diyorlar ki kun ma'allâhi ketifl ma'ummihi. Allah'la beraber şu çocuk gibi ol. Hangi çocuk? Annesinin kucağındaki çocuk gibi ol. Annesinin, ya şu talibe bak. Bizleri ne kadar Allah Teala seviyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ümmeti ne kadar güzel efendim terbiye etmiş. Yani düşün kendimizi böyle Allah'ın kucağında bir çocuk misali kendimizi düşünürsek. Peki Allah kucağı var mı? Haşa ve kella, bunun teşbih ve teşhisi yapılamaz. Ama buradaki taatuftan, merhametten ki Allah Teala 100 merhametten bir merhamet indirmiş. Hadiste değil mi?
Bir merhamet, 100 merhametinden bir merhameti dünyaya göndermiş. O bir merhametle anneler çocuklarına şefkatli, kurt yavrusuna şefkatli, bizler kendi aramızda merhametli. Şimdi burada teşbihe bak. Kun ma'allah kettifl ma'ummi. Ol Allah, ya Allah'la beraber ve Allah'ın yanında annesinin kucağında olan bir çocuk misali ol. Ne yapar? Kullama defa'athu ummuhu tarami aleyha la ya'rifu gayraha. Mesela 5-10 tane kadın düşünün. Çocuk onun kucağında, annesi istediği ikide bir onu iteliyor. Git ya. Fakat kızıyor ona, tokatlıyor. Ama o gözü yaşlı, o yalvaran çocuk bir diğer kadına gitmiyor. Orada bir sürü kadınlar var. Ondan başkasını tanımıyor. Bizler de Allah'ın kucağında yani öyle olmalıyız diyor. Allah Teala bizi bir musibetle, bir belayla, bizi bir emirle, bir nehiyle karşı karşıya getirdiği zaman hemen namazı terk et, ticarete başla, yalana başla. Harama gir. Ya, öyle olur mu? Sarılacağız. O çocuk misali hayır. Senden başka dünyanın hiçbir nimeti beni kucaklayan değildir. Sen sadece beni kucaklarsın. Ey Allah, ey Rab, senden başka beni kucaklayacak yok. Yok. O çocuğun annesinin kucağından annesini onu itelemesine rağmen, dövmesine rağmen, kızmasına rağmen oradaki hiçbir kadıncağızın kucağına gitmiyor. Sen de öyle olacaksın ey Müslüman diyor. O çocuk misali Allah'ın emirlerine bağlı kalacaksın. Allah'ın ibadetlerine bağlı kalacaksın. Allah'a itaat edeceksin. Sakın ha dünyevi heves ve arzuları Allah'a tercih etme. Annene bir başka kadını tercih etmediğin gibi. Annene bir başka kadını tercih etmediğin gibi Allah'a sakın ha makamını, şöhretini, servetini ve şehvetini tercih etme. Etme ki Allah'ın yanında aziz olasın. Bir bakarsın ondan sonra annesi bir kucaklar onu, bir öper onu, bir öper onu, hediyeler verir. Değil mi? Onu alır kucaklar. Ondan sonra onu anıyı anlatmaya çalışır. O anıyı anlatmaya çalışır. Getir evine, evde beyiyle paylaşır. Annesiyle paylaşır. Kaynanasıyla paylaşır. Der ki böyle oldu. Evet. Onun için biz Allah'ın kucağından kendimizi başka şeytani heveslerin kucağına atmamalıyız. Dikkat etmeliyiz. Ya Abdallah tentekibu li nefsike tayyibat. Ey Allah'ın kulu, sen kendin için en güzel şeyleri tercih edersin. Onu böyle diyelim ki en güzel elbise, en güzel yemek. Gidersin bir sebze haline, poşetin el, şey, çantanın elinde herkesten almazsın değil mi? Hangi en güzel sebzeyi satarsa ondan alırsın. Ve yemekte en güzel yemeği onu tercih edersin. Bel teltekib liddabbetikel alefe. Hatta öyle ki bırak kendin için, kendi hayvanların için dahi en güzel samanı, en güzel yemi arıyorsun da, he? Velaki ve tuamirillah bil mucazefe. Ancak Allah'a gelince oyuna alarak, basite alarak, hafife alarak, kandırarak hareket ediyorsun. Öyle olmaz. Kimi kandırıyorsun? Kiminle oyundasın? Onun için dikkat edeceksin. Anladın mı? وربما قلبت 20 بطيخة. Mesela gidersin bir kavun karpuz satan bir arabanın önüne ne yaparsın? En iyisini ararsın değil mi? Niçin diyor وربما قلبت 20 بطيخة. Sen bakarsın yan kavun yan efendim ne diyorlar ona? Karpuz 20 tanesini bir evirip çevirirsin. Hatta adam kızıyor ya kardeşim bu kadar evirip çevirme, yumuşuyor, bozuluyor, başkası alamıyor. Ama buna rağmen ne yaparsın? Adamın hakkına geçiyorsun. Kendin için en iyisini ne yaparsın? Aramaya çalışıyorsun. وَرَبَّمَا قَلَّبْتَ عَشِينَ بَطِّكَ حَتَّى تَصْلُحَ لَكَ وَاحِيدَةٌ. Hatta ki onlardan birisi senin için, ya bu iyi, vallahi buna ben, bu şey değil, bu efendim yetişmiş, güzel bir kavundur, karpuzdur diye. Niçin yaparsın bunu?
Ha? Littehlizi mirhat. Allah korusun. Evet. Sen efendim mirhat efendim tuvalettir. Tuvaletin adı mirhat işte. Devletül miyah da denir. Mirhat da denir. O tuvalet taşına mirhat denir. O deliğe boşaltacağın efendim malzeme için patikip seçersin. O delikten boşaltacağın malzeme için, pislik için 20 tane karpuzu evirir çevirirsin. Değil mi? وَتَقْعُدُ عِنْدَ الْاَكْلِ مُتَرَبِّعًا Ve böyle geniş bir şekilde yemekte oturursun. وَرُبَّمَا طَوَّلْتَ فِي الْاَكْلِ Hatta ki öyle ki yemekte çok böyle her türlü yemeği yiyeyim diye uzatırsın. Ha? Lakin bütün bunlara وَاِذَا جِئِتَ اِلَى الصَّلَاتِ نَقَرْتَهَا نَقْرَ د۪يكِ Ama namaza gelince geçen sohbetimizde bahsetmiştik. Gagalama usulü ne yaparsın? Bir horozun gagalaması misali böyle secdeye, ruku'a hiç dikkat etmeksizin namaz kılıyorsun. Veyahut da zaman mı alır dersin. Yani bir 10 dakikalık bir namazı bir 5 dakikaya indiririm de şu müşteriler bekliyor beni, şu işim var, şu efendim meşgalem var deyip ne yapıyorsun? Bahsede alıyorsun. Hiç o petik kadar değer vermiyorsun namaza. O efendim kavun kadar, o karpuz kadar değer vermiyorsun. وَالْوَسْوَاسُ وَالْخَوَاطِرُ الرَّد۪يَةَ تَأْتِيكَ فِي صَلَاتِكَ Ve öyle ki vesveseler, böyle ne bileyim bir sürü efendim endişeler, şüpheler böyle kendi kafanda ne yaparsın? Tasallarsın namazda. Kendi kafana tasallarsın. مِسَالُ مَنْ هَذِي حَالُوا كَمَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ الْهَدَفْ وَقَعَتْ Şu adamın misali şuna benzer. Neye benzer? مِسَالُ مَنْ هَذِي حَالُهُ Bu hali böyle olan, bu adam gibi olanlar, yani bu şekilde namaz kılanlar, bu şekilde efendim kendini unutanlar, gaflete düşenler, kemen nasaba nefsehul hedef vakat. Kendisi hemen diyelim ki savaştadır. Savaş esasında tamamen kendisini hazırladı. Efendim düşmanıyla çarpışacağı zamanda, ona vuracağı zamanda böyle efendim oturdu, silahlarını bıraktı. Hedefe efendim kendini bıraktı. Oturdu. وَالْرِمَاحُ وَالْسِّهَامُ تَقْصِدُهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ Kendisi yani hareket yok. Ne gizleneyim, ne saklanayım, ne de vurayım. O zaman düşmanların bütün ama bütün okları ne yapar? Ve aynı zamanda mızrakları onun üzerine gelir. Oklar ve mızraklar tamamen onu hedefler. Kimlerdir oklar ve hedefler? Dünyanın nimetleri, şehvetleri, istekleri, arzuları, şeytanın bütün gafletleri... Bir Müslüman kendini tamamen hazırlar, ibadet etsin, namaz kılsın, oruç, efendim Allah'a kendini versin ama gel gör ki yapmıyor, yapmayınca meydanda kalıyor. Meydanda kalınca o zaman düşmanlar devreye giriyor. Demek ki sohbetsiz, cemaatsiz, namazsız bir Müslüman aynen o savaşçıya benzer. O savaşçıya benzer. Bütün teçhizatını alır ama gel gör ki tam savaşacağı esnada teçhizatını bırakır ve kendisi hedef haline getirir. Peki bu adamın ayakta kalması mümkün mü? Mümkün değil. Peki bir Müslüman bütün haramlara rağmen eğer boynunu eğmiyorsa namaza, eğer haramlardan sakınmıyorsa, eğer tevbeye gitmiyorsa bunun ayakta kalması mümkün müdür? Mümkün değildir. Onun için diyor ki bütün yerde, her yerden ona saldıran düşmanlar var. Dikkat etmeyecek. Efeme hâzâ ahmak. Bu ahmak değil mi? Ahmak ne demek biliyor musunuz? Mesela suyun konulması gereken burasıdır. Buraya koyuyorsa ahmaktır. Niye? Çünkü dökülecek. Bir şeyi yerli yerine koymayan insana ne denilir? Ahmak denilir. Kitabı masaya koyacağına yere koyuyor. Kalemi eline alacağına nereye koyuyor? Ha, bir şeyi yerli yerine kullanmayan adama ahmak denilir. Yani o insan, savaşçı insan zamanını ve mekanını kullanamadığından dolayı ne oluyor? Ahmak oluyor. Çünkü zaman savaş zamanı. Mekan meydan muharebesinde. Yani muharebe meydanı dövüşmesi gerekiyor. Ama gel diyor ki silahları bıraktı. Efendim bir Müslüman da kendisi için verilen bu nimetlerden hali olması, önemsememesi, kulluğunu bilmemesi, şeytanla muharebete nefsine yenik düşmesi, hevasına, isteğine, arzusuna yenik düşmesi, bütün bunlar işte diyor ki, bu ahmak değilse nedir diyor artık diyor. Bu kadar nimetler, bu kadar imkanlar kendisine verilmiş, Allah affediyor onu, efendim, onu kullara kabul etmiş, o da bu ahmaktır. Evet,
ma misaluke iza semihtel hikmete ve lem te'amel biha. Senin misalın şu değildir ki, bir hikmetli sözü dinlersin, bir uyarıyı dinlersin, bir nasihatı dinlersin, bir sana acıyan insanın, dost, hani acı konuşur ya, biraz da öyle oluyor. Bir dost sözü dinlersin, ancak onunla amel etmezsin. Onu yapmasın. Neye benzersin? Nedir? Kemeselellezi yelbesud der'a ve la yukatil. Yelbesud der'a ve la yukatil. Şimdi aynı şuna benzer. Dir'a nedir? Zırh var ya. O üzerine giymiş oldukları şeylerin vurmaması için. Kılıçlarını işlememesi için. Veyahut da efendim şimdi diyelim ki o şey geçirmez. Kurşun geçirmez yelekler diyelim. Bunun misali. Ve aynı diyor, ona benzer diyor. Onu giymiş ancak savaşmıyor. Ancak savaşmıyor. Ona benzer. Onu giymiş, üzerinde giyili, savaşçıda Allah'ın izniyle yener. Hiç kimsenin gücü yetmez, kurşun geçirmez çünkü. Kılıç yemez çünkü. Ama gel gör ki, dinler, sözü dinler ama yaşamaz. Sözün sahibidir, bilendir ama yaşamıyor. Evet. Ela fakat husilen nida'u ala sil'atina fehel min muşterin. Evet. Garip bir şey. Artık bizim elimizdeki olan efendim imkana bunun müşterisi var mı? Bunu alacağı var mı? Bunun gibi efendim bir nida içerisindeyiz. Yani elimizdekini satıyoruz. Neye satıyoruz? Boş şeylere satıyoruz. Boş isteklere satıyoruz. Biz boş arzulara satıyoruz. Evet. Evet. Yani böyle bir ses geldi ki ela fakat husnul ida ala sil'atina, bizim o efendim elimizdeki imkanlar, fehel min müşterin, bunun alacağı var mı, bunun müşterisi var mı? Kıymetuke, senin bak her insan yaptığının değerini taşır. Bak bu cümleyi unutmayın. Her insan yaptığının değerini taşır. Mesela bir hırsız, hırsızlık değerini taşır. Bir yalancı, yalancılık değerini taşır. Bir doğru insan, doğru olmanın değerini taşır. Onun için kıymetuke kıymetu ma ente meşgulun bihi. Senin kıymetin meşgul olduğun şeyle orantılıdır. Neyle meşgulsun? Onunla orantılıdır. Neyle meşgulsan senin değerin onunla orantılıdır. Evet. Bura iyi değil mi? Fe in iştegalte bid dünya fe la kıymete lek. Bil ki bütün hemmin ve derdin dünyaysa vallahi senin kıymetin yoktur. Değerini yoktur. Şimdi burada dünyayı tamamen kökten atma değildir. Dünyayı iyi kullanabilme sanatına sahip olmaktır. Dünyayı en iyi kullanabilme sanatına kim sahiptir? Müslüman sahiptir. Çünkü onu hem dünyası için ve hem ahireti için değerlendiriyor. Onun için saadet önemlidir. Mutlu mudur kendisiyle? Ailesiyle mutlu mudur? Sokağıyla mutlu mudur? Onun için. Ha. Onun için bir insanın değeri neyle orantılı? Yaptığı işle orantılıdır. Sıfatıyla orantılıdır. Onun için dikkat edeceğiz. Ne olacağız? Sadık Müslüman olacağız. Kunu ma'as sadiqin. Ayet-i kerime. Sadık insanlarla beraber olun ki sizin de meşgul olduğunuz onların meşgul olduğu olsun. O zaman da onların değerini kazanırsınız. Ha yok, eğer sadece dünya ise o biraz önce devadin dediğimiz o efendim solucanlardan farkımız kalmaz. Mesela bana Osman Usta diyor, hocam diyor, bizim diyor efendim erzak kurtlandı. Ha neden kurtlanmış? Yiye kurtlanmış. O sıcaktan efendim Allah-u Teala onu ondan meydana getmiş. Ha bu kurtçuk gibi olursun sen o zaman. Eğer dünyanın derdin dünya ise o böcek gibi olursun, böcek gibi bir de. O dışkıdaki böcek misali olursun. Onun için bizim diğer hayvanlardan bizi ayıran özelliği bilmemiz gerekir. Bizim bizi diğer varlıklardan ayıran özelliği bilmemize ne denir? Müslüman denilir. İşte Müslüman bu demektir ha. Müslüman ne demektir? Yaratılan insan varlığını diğer bütün varlıklardan ayıran özelliği bilmesi demektir. Eğer bir Müslüman bunu bilmiyorsa bitti. Müslüman ne demektir? İnsan varlığının yaratılışını diğer bütün yaratılanlardan ayırt edebilen demektir. Müslüman bu. Ayırt ediyor. Nedir o? O makallaktul cinne vel erselleri ya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak kulluk etsinler yardım.
Bu. Aksi halde Müslüman o zaman kaybeder. Diğerlerinden farkı kalmaz. Allah muhafaza, bir kurçuktan farkı kalmaz ya. Veyahut da o efendim bir hayvan dışkısında meydana gelmiş bir böcekten farkı kalmaz. O zaman hatta لِأَنَّ الدُّنْيَا كَلْجِيفَةِ لَا قِيمَةَ لَهَا. Dünya bir leş misalidir. Ha? Onun kıymeti yok. الدُّنْيَا, hatta ne diyor büyük alimlerim, mutasavvuf alimler, الدُّنْيَا كَجِيفَةٌ طُلَّابُهَا الْكِلَاب. Dünya aynı bir leş misalidir. Onu arzu edenler, onun peşinde olanlar nedir? Köpeklerdir diyor. Köpeklerdir. Bak dört varlıklıya düşürdü. Müslüman dört varlıklı, dört ayaklı varlık gibi düşürdü, şey yaptı. Dört ayaklı varlık gibi mi? Bir havluya köpek bir saniye mi? Müslüman o olur mu? Onun için veyahut da الدُّنْيَا كَعَظْمٍ فِي فَمِ الْكَلْبِ لَا يُفِيدُهُ اِلَّا اَنْ يُدْمِنَ فَمَاهُ. Dünya köpeğin ağzındaki kemik misalidir. Ona fayda vermez. Ona fayda vermez. Ancak ağzını kanatır. Onun için biz ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Dünyanın değerini neyle ölçeceğiz? Amelimizle ölçeceğiz. Dünya nimettir. Dünya nimettir elhamdülillah. Allah bize vermiş. O nimetlerin içerisinde en büyük nimet iman nimetidir. Allah bize vermiş. Ve iman nimetiyle Allah'ı kazanabilme ancak dünya iledir. Onu da Allah bize vermiş. O parasını bize vermiş. O zaman kendimizi ne yapacağız? Dünyaya kaptırmayacağız, ahirette terk etmeyeceğiz. Allah Teala dünyamızı ahiretimize yol etsin, vesile etsin inşallah Teala. Ha? Allahu Teala dünyamızı ahiretimize vesile etsin. Ahiretimizdeki vesileliği de onun rızasına kavuştursun inşallah Teala. Aksi halde bizler kendimizi efendim kandırırsak yanlış yaparız. Allahu Teala dünyada da bizi izzetten düşürmesin, şereften düşürmesin. Bizi kimseye muhtaç etmesin. Kimsenin minnetinin altına düşürmesin. Allahu Teala izzetimizi muhafaza etsin dünyada. Allahu Teala dünyada muizdir ve muzildir. Hem izzet verir hem zillet verir. Allahu Teala muiz sıfatıyla bizlerle muamele etsin inşallah Teala. Müslümanların izzetini iade etsin. Onlara Müslüman olabilme şuurunu nasip etsin Allahu Teala. Ve onların yaşamlarında kendi gayesini, kendi rızasını hakim etsin ki onun rızası birisinde hakimse bakınız. Bir, o salih bir insandır. İki, o yuvasıyla, eviyle ehli saadettir. Sokağıyla ehli saadettir. Yani mutluluğu kendisiyle paylaşır, ailesiyle paylaşır, sokağıyla paylaşır. Onun için onun rızasını kazanmalıyız. Onun için Allah için sizler de gelin. Allah yolundan ayrılmayalım. Beraber olalım. Salih amelleri işleyelim. Birbirimizi sevelim. Ve birbirimize nasihat edelim. Birbirimize yol gösterelim. Öyle daralmasın dünya bize. Biz birbirimizi kurtarmasak kim bizi kurtaracak ya? Kim bizi kurtaracak? Onun için biz birbirimizi kurtarmamız lazım. Allah-u Teala sizleri muvaffak etsin. Geceniz mübarek olsun. Ekulu kavli hâda ve estağfirullah liye ve lekum ve fevvidu emriyillah inallah basirem el ibad ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alemin. Ravdatun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve ruhi salatun el kiram.